Of Nazlı, kaç kere erteledin sen bunu ya? Tanıştırayım bak. Olsun kız, sen menemeni bile bir başka yapıyorsun bak. İşte gastronomi öğrencisi yaşamanın faydaları. Ah Fatoş ablam, biz de keşke şu stilistle yaşamanın faydalarını bir görebilsek. Bak üstümüze başımıza, hala hazır giyim. Aşk olsun Asu. Nankör ayol. Kız sen turizmci olduğunda bize sanki 5 yıldızlı otelde bir tatil ayarladın. Hiç. Ay ben öğrenci olarak sanki kendime çok bir şey ayarladım da bir siz kaldınız. Ay mola. Sonra devam edersiniz, hadi kahvaltılıkları çıkarın, yumurta pişti. Ay Nazlı, benim bugün moralim aşırı yüksek. Burcum yükselişe geçiyormuş. İnşallah hayırlısı ve güzel bir iş bulacağım artık. Senin burcunu da okudum. Diyor ki dolunaya dikkat etsin. Beklenmedik şeyler olabilirmiş. Beklenmedik bir şekilde kiramız ödenebilir mi acaba Fatoş? Çünkü ev sahibinin kapıya dayanmasına çok az kaldı. Kızım daha önceki ayı ödeyemedik. Ya ben burçlara inanıyorum. Niye öyle diyorsun? Belki de beklenmedik bir şekilde kiramız da ödenir. Çaya inan Fatoş. Çay iyidir. Çay koy. Ay aman canım, o da amma abarttı ya. Bizim Necdalar 6 aydır hiçbir şey ödemiyorlar ama paşa paşa yaşıyorlar vallahi. Canım, sen o Necda'ya çok uyuma bence. Yuh yani, onlar da biraz abartmışlar ama. Azman durdur! Azman! Azman durdur şunu! Git, pardon, pardon! Fatoş! Şöyle gidiyor. Nereye alıyorsunuz? Ay yer var! Evet arkadaşlar, herkes malzemelerini tartıp hazırladı mı? Gramı gramına doğru olsun miktarlar. Pastacılıkta oran ve tarif çok önemlidir. Oh hocam, ben çok özür dilerim. Otobüsün lastiği patladı. Geç Nazlı, geç. Şimdi bizi izle, dersten sonra sen de kendini ölçüp tartıp yaparsın. Ne yapıyoruz? Çilekli, kremalı, karamelli pay yapacağız. Malzemelerimizi sırayla karıştıracağız. Söylediğim gibi miktarlar çok önemli. Ne yapıyorsun Nazlı? Çilekli, kremalı, karamelli pay. Peki tarttın mı malzemelerini? Hayır, göz kararı ekliyorum hocam, ben size yetişeyim diye. Göz kararı hangi standartların ölçü birimi Nazlıcığım? Antakya'nın halam standartları hocam bunlar. Acayip güzel yemek yaparlar ama bayılırsınız valla. Bir de üstüne sepeleme var. İçimdikten fazla bir çay kaşığındanız. Nazlı, sen hala iş arıyor musun? Ay her daim. Bir iş var, aşçılık işi. Detayları tam bilmiyorum ama gastronomi eğitimli birini arıyorlar part time. Ben hemen gideyim görüşme. Yalnız Nazlıcığım, sen derslere pek düzenli gelemiyordun. Hani bu iş ne kadar part time de olsa çok disiplinli birini arıyorlar. Evet, oluyordu tabii bazı aksilikler. Ama hocam şimdi yaz tatiline giriyoruz, okulda yok. Ben boşum, tamamen işime adapte olabilirim, sürekli gidebilirim. Tamam, adresi vereyim, git görüş. Ama ne olur ciddi ol, işini ciddiye al. Arıcı olanlara karşı beni de mahcup et. Güvenin bana hocam, asla. Tamam, hadi göreyim seni. Bana adresi attılar, ben detaylarla birlikte sana göndereceğim şimdi. Teşekkür ederim. Nazmiye Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Ben de şimdi CV'nizi inceliyordum. Arkadaşlarım Nazlılar. Siz de Nazlı diyebilirsiniz. Sizinle eğer anlaşırsak bir sözleşme yapacağız. İşten bahsedelim mi? Buyurun. Evet. Evet, ben de işi, yani görev tanımını çok merak ediyorum. Ferit Bey'in mutfağında özel aşçı olarak çalışacaksınız. Özel aşçı mı? Evet. Bir itirazınız mı var? Var.
Yani şöyle, ben kalabalık mutfaklarla çalışmak istiyorum. Mutfak bir çeşit usta çırak ilişkisidir. Ben de benden daha deneyimli ustalarla çalışıp bir şeyler öğrenmek istiyorum. Nazmiye Hanım, şu an master yapıyorsunuz ve bir yılınız daha var. Yazın okulda da belli başlı seminerlere katılacaksınız. Bu durumda size en uygunu part-time bir iş olacaktır. Doğru mu? Doğru. Biz de size Ferit Bey evde yokken gelip onun yemeklerini hazırlayıp gideceğiniz bir iş öneriyoruz. Benim için çok iyi bir referans olmayacak sanki. Haftada 500 lira artı yol masraflarınız karşılanacak ve sigortalı olacaksınız. Ama hala tereddütleriniz varsa... Yok, tereddütüm yok, kalmadı. Bence gayet iyi bu. Olur. Güzel. Hem merak etmeyin, bu iş sizin için iyi bir referans olacaktır. Tabii Ferit Bey'in yanında uzun süre çalışabilirseniz. Buyurun eve geçelim. Ferit Bey bu evde tek başına yaşıyor. Saat 8'de evden çıkar, saat 9'da da bir temizlik görevlisi gelir. Siz de... 10'da geleyim. 12'den önce gelmeyin, 5'ten sonraya da kalmayın. Bu süre zarfında işinizi ne kadar sürede bitirirsiniz, orasını siz bilirsiniz. Zaten Ferit Bey yemeklerden memnun kaldığı sürece bizim için sorun yok. Mutfağa geçelim. Ferit Bey akşam 7'de gelir ve 7.15'te de yemeğinin hazır olmasını ister. Fırını ona göre ayarlayın lütfen. Tamam. Anladım. Ben bu modelleri zaten biliyorum. Zamanlama işi bende. Hatta ben arada börek falan yaparım. Ferit Bey parmaklarını yer. Nazmiye Hanım, ya öyle kafanıza göre yemek yapmayacaksınız. Ferit Bey'in istekleri doğrultusunda hazırlanmış listeye göre hazırlayacaksınız. Ya Ferit Bey sizden değişik bir şey isterse zaten öncesinde haber verir. Buyurun. Yemek listesi mi? Hı hı. Bir tanesi yemek listesi, diğeri de alışveriş listesi. Nazmiye Hanım, mutfaktaki buzdolabından da bir şey alıp yemeyin. Çamaşır odasındaki buzdolabında çalışanlar için her şey mevcut. Oradan istediğinizi alabilirsiniz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok, gayet iyi anladım. Güzel. Ferit Bey'in kurallarına ve o listede yazanlara uyduğunuz takdirde bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Son bir yılda sayısız aşçı değiştirdik. En uzun kalanı sanırım 1,5 ay kaldı. Geldiği günün ertesi gün giden de çok oldu. İkbal Hanım, endişelenmeyin. Ben gayet sorumluluklarımın bilincindeyim. Öyle bir günde istifa falan edip sizi zor durumda bırakmayın. Zaten diğerleri de istifa etmedi ki. Ferit Bey kovdu. Ferit Bey'in evdeki düzenini sakın bozmayın. Yani eşyaların yerini sakın değiştirmeyin. Yani bir tuzluğun bile. Olur olur. Güzel. Hayırlı olsun o zaman. Sağ olun. Nazmiye Hanım. Sizin yeriniz mutfak. Yani işiniz mutfakta. Evin geri kalanına adım dahi atmayın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Çok net. Kolay gelsin. Sağ olun. Bey amca sensin demek. Büyük megalomansın yalnız belli. Baş köşeye de gelmiş kendi fotoğrafını koymuş. Ferit Bey gelmek üzeredir. Toplantının yapılacağı yat hazır değil mi? Hazır. Ferit Bey toplantısına asla geç kalmaz. Aman hazırlıksız yakalanmayalım. Siz yine de bir kontrol edin. Merak etme. Trafik vardır. Ferit aslan böyle olsan 15-20 dakika illaki gecikiriz. Beyefendinin de dediği gibi,
Ferit Bey asla geç kalmaz. Buyurun. Anneciğim, gerçekten. İş, ama bildiğin iş işte, restoran. Patronum mu? Patronum da çok iyi. Ağzı var, dili yok. Hiç ayağımın altında dolaşmıyor. Asuman mı? Duymamıştır anneciğim. Yoksa açardı. Çok çalışıyor gerçekten bu ara. Tabii tabii, şimdi sınav haftası ya. Hep sabahlıyor. Tamam anneciğim, ben aratırım ona. Babamı da öp, görüşürüz. O da vallahi yani ne yazdı, ne yazdı. Yazmasaydım da ne yapsaydım Asuman? Elin adamının özel aşçısı mı oldum deseydim. Hep seni okutacağım diye bunlar. Kalk ders çalış. Aa. Kalk. İyi, boğdun beni. 3 saniye de boğdun beni ya. Nasıl dur, dur. Annemleri de ara. Efendim İkbal Hanım. Evet, şimdi geldim eve. Birazdan gireceğim içeri. İnşallah etraf düzenlidir. Yine aşağıda işin ehlidir. Tamam. Bir aksilik görürsem sabah beklerim. Ararım sizi. Enginar'ın terbiyesi masada. Yemeden önce dökerseniz daha lezzetli olur. İkbal Hanım, bu yeni aşçıyı değiştirin. Evet. Evet, teşekkürler. İyi akşamlar. Bir dakikanızı rica edeceğim. Bir dakika. Bir hanım arıyor da ismi Funda'ymış. 2 gündür cepten size ulaşamamış, merak etmiş. Bağlayayım mı? Tamam. O zaman ben adresini bulayım. Her zamanki gibi şöyle güzel bir kırmızı gül yaptırayım. Çikolata ile beraber adresine yollayayım. Tamam. İkbal Hanım. Buyurun. Yeni başlayan aşçıyla konuştunuz mu? Ben bugün öğleden sonra gidip bir günlük ücretini ödeyeceğim ve kendisini kovacağım. Size en kısa sürede de yeni birini bulacağım. Şimdilik dokunmayın, vazgeçtim. Tamam. Yalnız söyleyin, bana not yazmasın, işini yapsın yeter. Size not mu yazmış? Ben hallediyorum. Fakat temizlikçi, yerine başka birini bulun. Başka birini. Kızım, senin tersin pistir. Hocalarla bile geçinemiyorsun. Patronla nasıl anlaşacaksın ya? Çok kolay. Hiç görüşmüyorsun. Yani ben 12-5 çalışıyorum. O çıktıktan sonra gidiyorum işe. O gelmeden de çıkıyorum.
Temiz iş. Yani anlayacağınız adam ablamız sadece yemeklerine göre değerlendirecekmiş. Yani bizimkinin öyle uyuz inatçı hallerini falan gördüğü yok. O yüzden kısa vadede kovulmazsın sanki. Görüşmezsek uzun vadede de kovulmam ben. Görüşürsek kavga ederiz, o kesin. Evde garip garip kurallar var böyle. Her şey milim milimini ayarlı. Cetvelle çizilmiş sanki. Yani böyle yaşlı, huysuz, zengin tayfası. Öyle çalışıyor demek ki onlar. Dün akşam kenginlerden olmasından sonra bu hiç açmadı. Neredeydin dün akşam? Evde. Hayır, yeni bir aşçı başladı da ben de enginarda olması istemiştim denemek için yani. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Hı hı. Hem de enginarda olması istemişsin. Yok, enginarda olması 10 üzerinden 9. Ben notu başka bir yerden kırdım. Ya Allah Allah. İlk günden 10 üzerinden 8 alan bir aşçı da hiç olmamıştı. Kadın mı erkek mi bu? İsmi Nazmi'ymiş. Yani muhtemelen yaşlı bir kadın. Yani kabukları kesme şekli, içini doldururkenki özeni falan. Ne bileyim, gençlerde öyle bir sabır yok. Evde uyulacak kurallar listesi var. Düşünebiliyor musunuz? Askeri kamptayız sanki. Yaşlı olduğu için de oturmuş bazı alışkanlıkları belli bir düzeni var. Kendince mutfakta bir takım değişiklikler yapmış. Ama tabii ben öyle patron matron anlamam. Mutfakta şef benim. Ya hiç kusura bakmasın, yaşlıya hürmet de bir yere kadar. Orası benim evim. Hele bir mutfağıma, düzenime karışmaya kalkışsın. Yok, itiraz ederse de kapı orada. Çarpar kapıyı çeker giderim, çok mu zor? Ha Ferit. Unutma, hafta sonu çiftliğe yemeğe gidiyoruz. Annen kaç gündür başımın etini yiyor. Engin, ben gelemem. Okumam gereken yüzlerce rapor var. Bak, kaç haftadır kimse gelmedi dedi. Öğleden sonra toplantıda görüşürüz Engin. Ben de tamam demiş bulundum. Toplantıya raporları okumuş olarak gel. Eşyaların yerini değiştirmeyin. Simetri bizim için önemli. Basit bir şey istiyorum sizden. Anladınız mı? Merhaba. Hanımefendi yeni temizlik görevlimiz. Eski çalışanın işine son verildi. Artık Asiye Hanım'la çalışacağız. Asiye Hanım, ne demek istediğimi anlatabildim, öyle değil mi? Evet efendim. Güzel. E gidebilirsiniz o zaman. Teşekkürler. Ay, bu evinde ne çok kuralı tertibi varmış. E tabii sen eskisin. Alışmışsındır düzene. Oh, tabii. Eskiyim bayağı. Kolay gelsin sana. Hayırlı olsun. Ha, Nazmiye Hanım. Ferit Bey'e not bırakmayın. Not? Ha, onlar. Onlar bilgilendirme amaçlı. Bilgilendirmeyin Nazmiye Hanım. Siz işinize bakın. Yemeğinizi yapın, çıkın. Hayda. Sonra Nazlı nasıl not yazmasın? Maşallah, her şeyi biliyorsunuz ama bunların dolaba konmayacağını bilmiyorsunuz. Ya ne yapıyorsun? Bütün plan boşa gider. Ne yapacağız böyle? Aynen öyle yapacağız ama ya saklan saklan saklan. Bu küçük şakacı bey, Ferit Bey'in yeğeni Bulut. Evde bir oyuncak kalmış da biz onu almaya geldik. Bu da Tarık abi. Memnun oldum Tarık abisi. Merhabalar, ben de memnun oldum. Ferit Bey'in ve şirketin özel işleri benden sorulur. Yani bazen arabayı kullanıyorum, bazen de asistanlık yapıyorum. Güvenlik görevlisi yeni aşçı geldi deyince bir uğrayalım biz de merhaba diyelim dedik. Ne güzel. Ben dozerimi almaya gelmiştim, salondadır. Etin yiyecek misin? Hayır. Oyuncağını istiyorsan gidip kendin almalısın. Hem zaten benim mutfak dışında yerlere girmem yasak. Çok saçma. Ya tuvalete gitmen gerekirse? Mantıklı ama. Neyse gel hadi oyuncağını alalım. Sonra da gideriz Bulut. Annen istediğin kadar kalabilirsin demişti. Hem ben de gelmişten birazcık oyun oynayacağım salonda. İstersen gel beraber oynayalım. Çok isterdim gerçekten. Ama gördüğün gibi mutfakta işim var. Ben de zaten tek başıma oynayacaktım. O zaman ben yarım saat sonra gelip alırım. Olur, sorun yok. Kolay gelsin. Sağ ol. Ortak, takıldın kaldın, yorum yapmayacak mısın? Bence bu yeni marina projesi için
Çok iyi hazırlanmışsınız ortak. Sen ne diyorsun Zeynep? Şehir dışında bir arazi. Sit alanı değil, tarım alanı değil. Yerleşim de yok üzerinde. Yani halkla ilişkiler müdürünüz olarak bence problem yok. Güzel o zaman. Ancak... senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir problemimiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Vallahi Leman Hanım her gün beni bile arıyor ne zaman geliyorsunuz diye. Ya sen de mi Brutus ya? Sen de mi Brutus? Allah Allah. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu sefer olay çıkacak. Yani söyleyeyim. Zeynep haklı. Olay çıkar. Evet ortak. Zeynep haklı. Bir tarih versen. İyi bu pazar gidelim. Bu annemden. Hani bana? Ben kaçtım. Evet, hepimize geçmiş olsun. Şimdi. Ay ne bileyim Fatoş ya, İhtiyar'ın yeğeniymiş. Büyük dayı falandır herhalde. Meyve suyu istiyorum. Yani sevimli bir çocuk da biraz şımarık. Ya meyve suyu istiyorum dedim. İşim var, gelip kendin al. Ya of, hep senin yüzünden öldüm. Fatoş, ben şuna bir bakıp geleyim, tamam? Hadi öpüyorum, bay bay. Oo, gittikçe daha çok dağılıyordu. Acıktın mı? Hayır. Ya benim annem gelmeden eve dönmem lazım. Hani annenin haberi vardı? Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Ya ne yapayım? Bilgisayarım bozuldu. Oyunum yarım kaldı. Ben de dayımın tabletinden oynayayım dedim. Hem bak annemin haberi bile olmaz. Ben o gelmeden eve gitmiş olurum. Bak sen, senin için yalan mı söyleyeceğiz yani? Hiçbir şey söylememek, yalan söylemek olmuyor. Mantıklı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önce buraları güzelce topluyoruz. Bana yardım ediyorsun. Tamam. Bir daha asla yalan söylemeyeceğine söz veriyorsun. Söz veriyorum. Sonra bugünü unutuyoruz ve bu ikimizin sırrı olarak kalıyor. Anlaştık mı? Anlaştık, süper. Çak. Söz. Hadi Tarık abim gelir yarım saate. Nazlı. Ha. Senin salona girmen de ikimizin sırrı olsun mu? Olsun. Bir gelsen diyorum. Beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok. Sadece tutsan kollarından ya. Yine çık yoluma. Makarna sosu buzdolabında. Yemeden önce eklersiniz. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Uyar yine çık yoluma. Aldın aklımı ah. Dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, dert mi lazım? Söyle sevdiğim. Şimdi girdim içeri. Tamam gelince. Aa, yok artık ya. Yine kaldırmış her şeyi. Bu tuzluğumu, biberliğimi, yağdanlığımı, kaşıklarımı. Ya sen mi çalışıyorsun mutfakta? Sen otur yemeğini ye bak. Önüne geliyor ne güzel yemek. Fatoş ben çözdüm. Bu adam bunamış. Bahçeye dikemediğim için saksıda kalacaklar. Toprağa kurudukça su verebilirsiniz. Bu ne? Börek sosuydu. Afiyet olsun. Ortalıkta boş kap bırakmayın. Etrafa not yapıştırmayın. Size yeni reçel yaptım. Bence sevdiğiniz o organik markadan daha güzel benim reçellerim. Afiyet olsun, iyi pazarlar. Alışverişi gündelik yapın. Buzdolabı çok dağınık. Yoğurdu yeni mayaladım. Ağzını açmayın, yerini oynatmayın. Sensizliğin zorluğunu bir şey duydun mu? Fark ettin mi yokluğumu? Bu evde rutubet yok. Tuzluğa pirinç koymayın ve not yapıştırmayın. İz bırakıyor.
Mutfakta yemek pişiyor. Tuzluktan nem çekiyor. Pirinç lazım. İstersen bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım ya. Yapışkan izi olmaz artık. Hayret bir şey ya. Adam deli, kadın ondan da deli. Vallahi Allah sana kolaylık versin bunlarla. Asiye Hanım'ı... Evet, işine son verildi. Şimdi yeni bir temizlikçi yerine yeni bir eleman ajansı bulmam gerek. Nazmiye Hanım, sizin temizlik işleri için bir tanıdığınız var mı? Ben. Ben. Pardon, anlayamadım. Ben yaparım diyorum. Ev zaten tertemiz. Ferit Bey de tek kişi. Bir saat erken gelip birer saatte geç çıktım mı tamamdır bu iş. Hem artık ben Ferit Bey'in kurallarına da hakimim. Şimdi temizlikçiye ayrı para, sigortası falan filan. Bana zam yaparsınız. Mantıklı. Tamam, deneyelim sizi. Yalnız Nazmiye Hanım, rica ediyorum öyle not yazmak gibi saçmalıklara girmeyin. Kolay gelsin. Sağ olun. Aferin Nazlı. Bugün evde yemek yemeyeceğim, erken çıkabilirsiniz. Hayırdır, erken geldin. Beyefendi not bırakmış. Yemek istemiyormuş bugün. Ama sırf işkence olsun diye Nazlı bir gitsin gelsin demiş. Aa, tam isabet oldu biliyor musun? Bizim şu organizasyon firmasından aradılar. Bir etkinlik yapacaklarmış. Son anda gelmeyecek garsonlar olmuş. Acil eleman lazımmış. Ha? Olmaz Fatoş. Git gel, yoruldum ya. Ya Nazlı öyle dandik bir organizasyon değil. A+ özel bir organizasyon. Zengin tayfasına yani. Gidelim, 3 kuruş para kazanırız. Biraz da ortam görürüz. Vallahi ben bugün zam aldım. Kız oturalım, ben sana bakarım. Kızım senin de paraya ihtiyacın var. Bak telefon iyice bozuldu, 2'de 1 de kapanıp duruyor. Yani her seferinde saatleri ayarlamaktan saatleri ayarlama enstitüsü gibi oldun. Ay vurma yüzüme Fatoş. Ya hadi ya, ne oldu? Vazgeçmeyeceksin. İyi, tamam. Tamam, Asuman'a söyle o da gelsin. 3 kişi eksikmiş. Asuman olmaz. Arkadaşlarına ders çalışmaya gitti benim akıllı kardeşim. Ay o kesin instoşa fotoğraf çekme teknikleri çalışıyordur Nazlı. Külahımı anlatsın. Ne yapayım Fatoş ya? En azından nerede olduğunu biliyorum. İçim rahat. Hadi hazırlanalım geç kalmadan. Koş. Fatoş'cum boşuna zahmet etmesek mi acaba? Çünkü ne gerek vardı deyip kovacaklar bizi. Ne yapalım canım? Onlar da bizi son anda aradılar. Ayrıca geç kalacağımızı biliyorlar. Tatlım insanlar nereden bilsin senin gardırop önünde geçirebileceğin süreyi? İçeride garson olabilirim ama dışarıdaki hayatımda stilimden ödün veremem Nazlıcığım. Hiç kusura bakma. Ay bir dakika, iyice dağıldım. Şurada bir kontrol edeceğim. Ay doyamadı bakmalara. Ay sen gir, bir kontrol edip geliyorum. Zevksiz. Onun altına o giyilir mi ya hiç? Bir de kırmızı giymiş ki iyice gözümüze sokmak için. Merhaba. İnsanın içinde olacak biraz yakıştırmak biliyor musunuz? Yani mağazaya girmiş, ne bulduysa üzerine borç etmiş çıkmış. Zevksiz. Kesinlikle ben size katılıyorum. Ya mesela size şöyle bir bakıyorum da... yani siz seçkinliğinizi insanın gözüne sokmuyorsunuz. Ya her şeyden önce bir tarzınız var. Çok mersi. Ben çok geç kaldım, iyi günler size. İyi günler. Engin Bey, hiç merak etmeyin, ben hallediyorum şimdi. Ben dokunmadım hanımefendi. Ne malum, belki siz dokundunuz. Ne alakası var canım? Ben kendi yolumda düzgün yürüyordum. Ay burnum çok acıdı. Bakın işte burnunuz dokunmuş. Siz ne ima ediyorsunuz pardon? Burnum büyük mü yani benim? Yok, asla. Hatta güzel gözlerinizin ve çenenizin arasında tek kelimeyle muhteşem duruyor. Diyorsunuz. Hı hı.
Ya mı sıkıştık kaldık burada? Olsun. Kabinler havalar. Benimkine hava hoş. Ben sabaha kadar durabilirim burada. Engin Bey. Görevlileri haber verdim. Şimdi birazdan geliyorlar. Merak etmeyin. Söyle, acele etmesinler. Güzel takım. Kravat seçiminiz de klasik değil, çok hoş. Sizin elbiseniz de özel tasarım galiba. Modacı mısınız siz? Evet. Hatta üzerimdeki her şey kendi tasarımım. Geçen yıl Milano'dan almıştım bu kumaşı. Böyle bir şeyler çıkmış ortaya. Yani ben çok anlamam ama New York Midtown'da sizin tarzınız dükkanlar vardı galiba. Evet. En son geçen yıl gitmiştim galiba oraya. New York Moda Haftası'nda. Ay Allah, açıldı. Geçmiş olsun. Bir şey yok inşallah. Sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Engin ben. Fatoş. Burnunuz nasıl? Yerinde duruyor. Ya istemeden de olsa kapı benim yüzümden takıldı sanırım. İleriki günlerde bir ağrısız olursa ne bileyim kırık çıkık vesaire. Hatamı telafi etmek isterim. Ben arkadaşlarımı çok beklettim. Müsaadenizle gideyim. Pardon, tutmayayım ben sizi tabii. İyi günler, hoşçakalın. Ben bu akşamı iptal edip geri mi dönsem ya? Bizim organizasyona gidiyor olabilir mi? Yani. Yandaki restorana da gidiyor olabilir. Neyse, kartı verdik. Dönerse bizimdir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok iyi adamdır. Evet, evet. Aganta burina burinata. Vay. Vay vay. Deniz, hoş geldin lan. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Neredesin abicim sen kaç gündür? Güney Amerika'daydım ya. 2 hafta falan oldu. Güney Amerika'daydım, 2 hafta oldu döneli. Ulan insan bir haber vermez mi? Tamam gittin, döndün. İnsan bir telefon açar. Ha şirkete uğrar. Önemli işler var oğlum. Önemli işler var gündemde. Hiç mi merak etmiyorsun bunu? Abi ben ailenin sanatçı ruhlu evladıyım ya, bilmiyor musun? Abi. Beste falan yapıyorum böyle evde tek başıma. Ortak senin bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Bir dakika, bir dakika. Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Doğru söylüyorsun maalesef. Ne oldu? Ha. Gördü galiba yine birini. Geliyorum. Hadi git yakala. Ne haber? Tanıyor musun? Yok ama yakında tanışırız bence. Afiyet olsun. Çalış. Aynı hastalık. Ay ne güzel tekneyle geldiler ya. Ah, teknen adı Hachiko, ne güzel. Benim teknem olsa var ya ben de Hachiko koyardım. Aa, Hachiko. Ne demek ki acaba? Ya Hachiko... Fatoş, bir bakar mısın? Çok affedersiniz, ben kulak misafiri oldum da merak ettim. Hachiko'nun gerçekten anlamı nedir? Hachiko, Japonca 8 tane demek. Ama kelimeyi benim için özel kılan Japonya'da bir köpeğin adı olması. Tokyo'da yaşamış 1930'lu yıllarda. Sahibi üniversitede hocaymış. Hachiko da her sabah sahibini tren garına kadar bırakıp her akşam işten dönmesini beklermiş. Peki nasıl meşhur olmuş? Hachiko yine bir akşam sahibini karşılamak için tren garına gitmiş. Ama sahibi gelmemiş. O gün okulda kalp krizinden ölmüş. Ha. Yazık. Ama Hachiko vazgeçmemiş. Her akşam tren garına gidip sabaha kadar orada beklemiş. 10 yıl boyunca. Ta ki öldüğü güne kadar. Müthiş. Hayvanların onlara verdiğiniz ufacık bir emeğin karşılığını koskocaman bir sadakat olarak geri ödemeleri muazzam bir şey. Keşke onları korumak için daha fazla şey yapabilsek. Çok haklısın. Hayvanlar için çalışıyorsun galiba. Hayır. Ama elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Gittiğim bir barınak var. Hani elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum sık sık. İlla para olması gerekmiyor. Mama, battaniye. Hatta evde kullanmadığımız gazete ve dergiler bile o kadar çok işlerine yarıyor ki. Ben de çok ilgilenmek isterim. Evde böyle bir sürü kağıt falan var atılacak. Ya başka türlü de ilgilenmek isterim. Sizin barınağa birlikte gidelim mi? Numaranızı alabilir miyim? Bizim barınak olması şart değil. İhtiyacı olan bir sürü barınak var. İnternetten bilgilerine ulaşabilirsin.
Aa, beyefendi hiç internetle uğraştırmayalım bence Nazlıcığım. Nazlı'nın bu konuda çevresi çok geniştir. Ben size söyleyeyim numarasını, yazın isterseniz. Hatta verin isterseniz ben yazayım, daha kolay olur. Nazlı diye kaydettim. Nazlı. Ben de Deniz. Barınak danışmanı olarak kaydediyorum. Tabii tabii, olur. Biz işimize dönelim. Hadi Fatoş'cum. Hadi yine iyisin. Ya ne iyisi ya? Adam ya sapıksa ya manyaksa, nasıl verirsin sen benim numaramı? Ay ne olacak ya, beraber köpek beslersiniz işte. Ay çok romantik. Geçen seneki yelkenli gerçekten çok güzeldi, iyi geçti. Pardon. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hop 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 hop. Tamam. Bir saniye beyefendi, hemen hallediyorum. Siz kıpırdamayın, ben halledeyim isterseniz. Beyefendi bu taraftan daha kolay, ben halledeceğim şimdi. Siz kolunuzu sabit tutun yeter. Bir saniye, bir saniye, tamam. Ama beyefendi kopartacaksınız. Ben halledeyim mi, müsaade ederseniz? Bir izin verirseniz, çekiştirmezseniz ben halledeceğim. Murat Bey kusura bakma. Bir saniye beyefendi. Tamam oldu. Ya ne yaptınız? Daldı hepsi. Beyefendi eğer siz acele etmeseydiniz ben onu çıkartacaktım. Hanımefendi sakin olun. Tamam, ben zararınız neyse tazmin etmek isterim. Öyle her zararı tazmin edemezsiniz beyefendi. Onun benim için manevi değeri vardı. Ayrıca yani yarı özel taşlardan yapılmış, kişiye özel bir tasarımdı o. En az bir 50 lirası falan, hatta 100 lirası var. Buyurun. İstemez. Hiç gerek yoktu ama teşekkür ederiz. Fatoş ne yaptın sen ya? Benim derdim ne, senin derdin ne? O bilekliği sen bunu doğum gününde yapmıştın. Kız ne olacak, bir tane daha yaparım. Hatta 3 tane daha yaparım. Of, of Asuman of. Yine kredi kartının bütün limiti gitmiş. Hayır hiç düşünmüyor beni ya. Bu Nazlı neye yetişsin? Japonca kuruma mı yetişeyim ben? Kredi kartına mı yetişeyim, kiraya mı yetişeyim? Kiraya, kiraya. Nazlı bak, bu ay kirayı ödemek zorundayız çünkü artık Bahtiyar amcadan kaçamıyoruz. Şu Japonca kursuna bir ara veriver ya. Hayatı attı hantuhunt. Vallahi sıkılmadın gitti. Kızım sen nasıl arkadaşsın ya? Bana hayallerinden vazgeç mi diyorsun? Arkadaşım sen 40 kere itiraz etsen de ben 40 kere aynı şeyi söyleyeceğim. Hayallerini gerçekleştirmek için zengin bir kocaya ihtiyacın var. 41. kez itiraz ediyorum. O kadar fiyakalı restoranlara girdin çıktın. Hani bir tane böyle zengin bir restoran sahibi. Böyle zengin bir şef. Ayarlayamadın gitti. Ay Fatoş çok meraklısıysan sen ayarla. Ay meraklısıyım evet. Yani ortam vardı da ben mi ayarlamadım Nazlı? Anca konfeksiyon atölyelerinde staj yaptım ben. Of. Hadi kalk yatalım Fatoş ya. Ayrıca hayallerimdeki restoranı açtıktan sonra ona da sıra gelecek. Tamam canım, hayallerindeki restoranı aç, ona bir şey demiyoruz. Sadece şu fakirlerle ilgili bir hayal kurma yani, o benim sinirim bozuyor biraz. Düzgün durur musun lütfen bebeğim ya? Fatoş beni fenalık bastı gerçekten, yeter. Tamam ben aldım zaten olacağım. Alo. Alo, selam Nazlı. Deniz ben. Hani bu yaza merhaba etkinliğinde tanışmıştık. Deniz merhaba, hatırladım partiden. Ya sen bir hayvan barınağından bahsetmiştin ya. Ben evde gazete, dergi falan hepsini topladım. Bugün gidip götürelim mi? Çok isterdim gerçekten ama benim önceden verilmiş bir sözüm var bugün için. Başka zaman yapalım mı? Olur. Yani barınak orada duruyor sonuçta. Olur, başka gün gideriz. Tamam, haberleşiriz o zaman. Görüşürüz. Beyler geçen akşam arkadaşınla indiriz. Akşam biraz... Anne! Biliyor musun ben ata bindim.
geldim. Aferin benim kuzuma. Koca adam olmuş da at binermiş. Terlemişsin ama sen. Ha? Bulutcuğum, hadi gel kahvaltı edelim. Hayır. Ama ne var biliyor musun? Hayır. Börek var. Hayır. Bulut. Ben ata gideceğim. Bulut. Ata değil. Bulut. Hayır. Lütfen. Ben ata biniyorum. Bulut lütfen. Ben gidiyorum. İşte o özel, işte o güzel börekler geldi. Afiyet olsun. Hadi hadi gelin gelin. Buraya geldim hiçbir şey yediremiyorum anne. Olsun kuzum gelir birazdan. Hadi geç. Hadi bakalım oturalım. Güzel bir kahvaltımızı yapalım. Artık sana internetten davetiye göndereyim diyorum. Belki daha çabuk cevap verirsin ha? Anne yapma lütfen. İş gücü anca geldik işte. Oğlum Demir'le Zeynep'in işi gücü yok mu? Bak her hafta buradalar. Zıpır Engin meşgul değil mi? Ama sürekli arıyor. Leman teyzeciğim nasılsın, iyi misin diye. Meşgul olmaz olur muyum Leman teyzeciğim? Yani insanın başında zaten Ferit gibi biri olunca işte boş durması mümkün olmuyor. Doğru söylüyorsun. Etrafındakiler olmasa öldün mü kaldın mı haberimiz olmayacak. İkbal veriyordur sana günlük raporları. Anneciğim boşuna uğraşma, senin oğlun yabani. Bizi de arayıp sorduğu yok. Ha. Aa, o konuda hakkını yedirmem arkadaşımın. Her sabah telefon açar. Engin'cim raporlar hazırsa gel raporları inceleyelim diye. Aa, tabii tabii tabii. Her akşam da beni arar yatmadan önce. Yarınki toplantının revizyonunu yapalım mı diye. O zaman bundan sonra benim şirkette çalışmam lazım ki Ferit'i daha sık görebileyim diye. Hadi afiyet olsun. Küçükken balık tutardın babanla burada. Öyle mi? Bazen unutuyorum senin çocuk olduğunu. Hep böyle sanki kocaman bir adammışsın gibi. Oğlum sen beni niye hiç aramıyorsun? Anne biliyorsun telefonla aran pek iyi değil. Bilmez miyim? İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. Yabani oğlum. Bak sen benim telefonlarımı aç yeter. Hı? Bak insanın yanında biri olma. Hani böyle yanında biri olsa... Sana arada bir hatırlatsa anneni falan bir ara diye. O zaman ben... Yok anne. Yok, yok. Ben böyle iyi. Yaş ilerlemeden çocuk sahibi olmalı. İnsan yaşlandıkça anlıyor. Mürüvvetini görmek istiyor çocuklarının. Sonra da onların çocukları. Anne sen bunları dert etme. Hadi içeri geçelim. Bizimkileri yalnız bırakmayalım. Hadi lütfen. Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne kıymetli malın varmış arkadaş. Üf, aman ya Nazlı bırak. Takarsın şimdi çizilir mizilir. Ferit amcayla uğraş dur sonra. Aç kızım sen yine telefonunu. Bilmiyorum ben seni kopardım attım.
Efendim Engin, ne oldu? Şimdi geldim eve Engin. Yani çok yorgunum. Size iyi eğlenceler. Ay aferin Nazlı, bardağı makineye koymamışsın. Sen kimsin? Ne işin var burada?